Yeni bir videodan herkese tekrar merhaba. Bugün sizlerle Sephora'nın Black Friday indiriminden neler aldığımı göstereceğim. Aynı zamanda da böyle Sephora'da bir mağaza turu yapacağız. Bu gördüğünüz kısım seçili ürünlerde indirimin olduğu bir kısım. Ama böyle pek fazla düzgün bir şey yoktu. Daha çok hani böyle sanki satılmayan ürünler varmış gibiydi. Ama tabii ihtiyaç doğrultusunda yine değerlendirilebilecek şeyler de vardı. Mesela parfümler, serumlar. Ama kozmetik ürünleri maalesef kötüydü. Bu da ben. Yine aynı şekilde burada da yanılmıyorsam %50'lik bir indirim vardı. Bunlar Sephora'nın şöyle kendi ürünleri. Benim aslında aklımda bu Sephora'nın yeni rujlarından almak vardı ama ya testerların hani kokusu kötüydü ya da bilmiyorum, deneyemediğim için de böyle hani çok da karar veremedim. Zaten koklayınca direkt almak istemedim, kötü geldi. Ama güzel renkler de vardı. Şimdi biraz gezelim. Too Faced'den aslında ben bu Born This Way kapatıcının açık bir rengini almak istiyordum ama hep koyu renkleri kalmış. Yani ellerinde çok ürün yoktu. Daha çok koyu renklerin stokları vardı. Bu benim kullandığım en iyi kapatıcılardan diyebilirim. Bu far paleti de bayağı hoşuma gitti ama bunun yerine başka bir palet almayı tercih ettim. Onu da göreceksiniz birazdan. Hatta şöyle. Huda Beauty'nin bu Rose Quartz paleti. Yani renkleri gerçekten çok güzel. Bakın şimdi göreceksiniz zaten. Özellikle o ışıltılı olanlar o kadar güzel ki yansıması. Bunlar da o yeni rujlarından birkaçı. Yani yansımaya bakar mısınız? Yani ilk defa bütün renklerini kullanabileceğim bir palet buldum gerçekten. Pembelerin böyle ağırlıkta olduğu çok güzel bir palet. Ha, bunun üstüne de geçsen pıt 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 parlak bir şey oldu. Aynen. Var mı bu palet? Paraya. Estor çok az. Ben online'da gördüm bunu, karar veremedim. Şimdi internetteki renklerle ben şey belli olmuyor. Çok beğendim. Şu bile sen kullanmıyorsun değil mi? Sonlar kullanacak. Çok hafif sürüyorum pembeleri. Şunun güzelliğini. İşte genelde pembe bir alıp bir şey sürüyor mu? Şeyin pembeliğiyle çok güzel olur diyorum. Rozga sen sürme dedik. Sen maşallah sürüyorsun. Rozga ne yaptı? Bitti bitti. Ay yalnız ışıltısı çok iyi gözüküyor. Beğendim. Ben sana ufak mendil getirdim. Dur onu stoklama. Bunu fotoğrafa çeksene, hikaye bak bana. Bence onu bumerang yap, ışıltısı daha ha, güzel aynen. Şeye. Ya da dur böyle video yap. Ben bunu ilk çıktığında alacaktım. Swatchlara güvenemedim internette ama bayağı güzelmiş. Ha. Bunda süreceğim renkler var. Herbarium markasından da böyle almak istediğim bir CC kapatıcı vardı yani göz çevresi için ama renk kalmadığı için alamadım maalesef. Şurada yeni gelen setler vardı. Hatta bayağı güzel setler vardı. Birini almadığım için o kadar pişmanım ki. Bu Rare Beauty'nin setleri. Yani avantajlı setler bu arada. Şu Milk'in seti gerçekten çok avantajlı. 179 liraydı. Şu an zamlandı mı tam emin değilim. Yani tek bir ürün 200 küsür civarıydı zaten normalde mini boyu. Bayağı iyi bir set. Bunlar da Benefit'in minileri. Şöyle bir genel olarak bakalım Benefit'e. Yani Benefit'te son zamanlarda böyle pek fazla bir yenilik göremiyorum.
Yılbaşı setleri de bana pek güzel gelmedi. Her sene aynıymış gibi geliyorlar. Nars'ın korektörünü alacaktım ama denedikten sonra vazgeçtim. Çünkü hem yapısını beğenmedim hem de uyguladıktan sonra ben light mı medium mu renklerinden birini denedim. Böyle içinde minik simler, böyle ışıltılar var gibiydi. Pek hoşlanmadım yapısına. O yüzden almadım. Chanel'e bayağıdır ürün gelmiyormuş zaten, hani yeni koleksiyon. Bir iki stick farı ve likit far gelmişti yanlış görmediysem. Ve mağazadan çıktıktan sonra aklımda olan bir ruju vardı, onu hatırladım ama bir dahaki indirimde bakacağım ona da. Yves Saint Laurent markasında da aynı şekilde hep aynı ürünleri görüyoruz yani. Ki fiyatları şu an inanılmaz derecede yüksek. Ama Fenty'den şöyle iki tane krem aldık, denedim ve renklerine bayıldım. Biri Strawberry Drip, diğeri de Cool Berry renkleriydi. Çok güzeller. Bu paleti alacaktım aslında ama Huda'nın yeni paletini beğenince bunları direkt eledim. Fenty'nin bakın şu seti de çok güzel. Biraz bana fazla turuncu geldi. Ben pembe seviyorum genelde aldıkta, o yüzden almadım. Gittiğim mağazaya da böyle backstage standı gelmiş diyorum. Aklımda bayağıdır bu lip tattoo rujlardan 351 numarası vardı. Bayağıdır aklımdaydı. Hatta şu seti de beğendim ama fiyatını çok buldum. Hazır bu backstage standı da gelmişken aklımdaki ruju direkt kaptım. Şimdi biraz da bu seyahat boyu ürünlerin olduğu kısma bakalım. Burada da çok güzel setler var. Huda Beauty'nin böyle bir seti gelmiş. Natasha Denona'nın bir far paleti gelmiş, minisi. Yani pek ihtiyacım olmadığı için bunlara bakmadım, direkt eledim. Ama gerçekten çok güzel minik ürünler gelmişti. Bu Laneige'in lip balmını ve dudak maskesini ben kullanıyorum zaten. Aslında yedeklemeyi düşünüyordum ama sonradan vazgeçtim. Çünkü çok uzun sürüyor yani bitirmesi. Bir de Dr. Jart'ın şöyle setleri vardı. Burada şansızon da vardı. Mario Şöyle genel olarak bakarsak Fenty'den şöyle bir set vardı, Fenty Skin. Yani tam boy ürünlerin fiyatına bakıldığında bunları hani deneyip fikir edinmek açısından daha avantajlı ve mantıklı buluyorum açıkçası. Şu Benetint bayağıdır aklımda ama hala karar veremiyorum. Ama elimde Positint var, o da gerçekten çok 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 güzel. Belki yılbaşı indiriminde böyle setlere bir bakarım diye düşünüyorum.
Şimdi aldıklarıma bakalım. Bu Huda Beauty'nin bu Rose Quartz paleti çıktığından beri aklımdaydı. En kısa zamanda da hani bir videoda birlikte deneriz. Bunun ilk defa yani bir paletteki renkler tam böyle yani hepsi benim kullanabileceğim renkler. Mağazada işte birkaç rengi sıvaşladım. Onları da göstereceğim size. Yani bakar mısınız renklere? Şu Love Stone rengi böyle kremsi. Mesela mat bir farın işte herhangi bir farın üstünde çok güzel duruyor gerçekten. Daha önceki Huda paletlerden yani bence hani bu tonları özellikle seviyorsanız böyle pembeleri seviyorsanız bu palete mutlaka bakın derim. Bir de böyle hani bu Ray Brutin'in ilk çıktığından beri bu aldıkları benim aklımdaydı. Neil Natural rengini aldım. Onu da hemen göstereceğim. Şöyle çok güzel bir ambalajı var gerçekten. Hem ambalajı gerçekten çok güzel, hem rengi çok güzel. Henüz denemedim. Bunu da aynı şekilde videoya saklıyorum. Böyle aldıklarıma bakalım sadece. Şu an çünkü kıyamayacağım. Çok tatlı bir renk. Şöyle bakın. Şu avcumun içi kadar çok tatlı bir ambalajı var. Ben bu Nars'ın mat kalem rujlarını çok seviyorum. Özellikle Dolce Vita rengini de bitirdikçe almaya çalışıyorum. İndirimde de hani kaçırmak istemedim. Yani çünkü her zaman bu oranda indirim olmuyor veya Nars hani her indirime dahil olmuyor. Tekrardan bu Dolce Vita rengini aldım. Şöyle çok güzel bir renk. Şöyle Ray Brita markasından bir kapatıcı aldım. Bu aydınlatıcı görünüm de veren bir kapatıcı. Renk konusunda hani seçerken bayağı zorlandım. 160C rengini aldım ama yani ambalajında hani böyle pembe alt tonu açık bir renk gibi görünüyor. Yani hani daha koyu bekliyordum açıkçası. Hani böyle göz çevremde hep de beyaz beyaz dursun istemedim. Ama rengi olur diye düşünüyorum. Hani beyaz tenlere uyan bir renk zaten. Sonra Dior'dan şöyle. Bu lip tattoo rujları benim bayağıdır aklımdaydı ama 351 numarası bir türlü stoklara gelmiyordu. Bursa Korupark mağazasına da backstage standı gelmiş. Hani normalde yoktu her rengi bunu. O şekilde görünce indirimde de kaçırmak istemedim bunu. Ya mağazada işte denediğim kadarıyla güzel duruyordu. Bakalım hani dudakta nasıl görünüyor hiç bilmiyorum. Bunu da deneyeceğim. Kendime fondöten bakıyordum. Şu an Nars'ın Sheer Glow fondöteni kullanıyorum. Siberia rengini. O bana tam oluyor. Bir de böyle hani indirim varken hani kışa girince rengim biraz daha açıldığı için hani yazdan kalan bronzluk gittiği için bir fondöten arıyordum hani böyle ekstra. İki fondöten olsun istedim elimde. O yüzden bu Estee Lauder'ın 01 Alabaster rengini aldım. Bu Double Wear fondöteni. Yani mağazada tam istediğim gibi oldu rengi. Koyulaşmadı. Hani bayağı bekledim oksitlenecek mi diye ama hani yüzümde denemedim. Hani bileğimde baktım. Rengi iyi gibi görünüyor. Ya mağazada güzel de denediğim kadarıyla. Umarım oksitlenmez. Çünkü tam benim rengim gibi görünüyordu. Ben normalde kaş sabitlemek için Benefit'in kaş sabitleyicisini kullanıyordum. Ama elimde hani bu tabii ki de Anastasia'nın bu Clear Brow Jelly de vardı. Hani dönüşümlü kullanıyordum. Bu daha ekstrem, hani daha iyi sabitliyor bence. Yani tüm gün kaşlarınız, hatta özellikle inatçı kaşlarınız varsa bence buna bakın hani Benefit'tense. Bir de gramaj olarak hani bu daha iyi diyebiliyorum ondan. Bir de bunu ben yedekledim. Bir de son olarak şu var. Bunlarsın benim hep böyle kullandığım göz kalemlerinden Mulholland Dry rengi. Çok güzel. MAC'in Teddy'si gibi ışıltılı bir kahve. Çok çok güzel. Elimdeki böyle hani artık şu kadar kalmaya başlamışken dedim hani fırsat indirimde varken yedekleyeyim bunu. Şimdi bu alışverişimde biliyorsunuz bir önceki hani yurt dışı depolar alışverişinde verilen hediyeleri görmüştünüz. Şimdi bu alışveriş şimdi neler verirdi ona bir bakalım. Nars'ın şöyle rujlarının testlerini içeren şöyle bir sample. Yani tüm renkleri var. Dolce Vita var, Instant Crush var mesela benim merak ettiklerim. Dolce Vita'nın bende eski versiyonu var. Bu yenilenen halini denemedim. Orgazm rengi var, Toledo var. Yani güzel renkler var. Bu denemek, fikir edinmek için güzel bir sample. Yves Saint Laurent'in Touche Ecclatant fondötenin B10 renginin testleri var. Ben zaten bunu denemiştim. Yani bu da aslında yapı olarak hem yapısı hem duruşu gerçekten alabileceğiniz en iyi fondötenlerden biri. Mesela Armani'nin bu Luminous Silk fondöteni seviyorsanız bence bunu da seversiniz diye düşünüyorum. Bu da gerçekten çok güzel. Böyle Dior markasından şöyle One Essential diye geçen bir serum verildi. Bir de beni çok mutlu eden bu oldu. Estee Lauder'ın bu Advanced Night Repair Eye göz kremi. Bunu verdiler. En azından şu ben
göz kremi denemeyi çok sevdiğim için benim için bence çok iyi oldu bu. Yani alışverişimin testleri bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu Sephora'da tutar konusunda hani nasıl bir yol izliyorlar gerçekten anlayamıyorum. Mesela 1000 liralık bir şey de alsam bana 4-5 parça şey veriliyor. Ya da işte 1500 ve üstü diyelim. Bazen daha az veriliyor veya daha çok verildiği oluyor. Yani bu tutar ve hediye olayı neye göre bilmiyorum. Şu an mesela buradaki alışverişim yani gerçekten daha üstte tuttu yani. Ama verilen bunlar. Yani göstereceklerim bu kadar. Aldıklarım şimdi bu kadar. Özellikle paleti ve bu Revit'in allık ve kapatıcısını farklı videolarda deneyeceğiz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.